Merhabalar, ben Ahmet Rıza Korkut. Gelecek Şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere çok özel bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. Neler paylaşacağım? Güneş enerji santralimin yani binamızın çatısında bulunan bana ait olan 7 kilowatt saat üretim kapasiteli çatı tipi güneş enerji santralimin sizlere hem tanıtımını yapacağım hem de hep beraber yaklaşık bir yıl sonra ilk defa yanına çıkıp panellerin son durumuna bakmış olacağım arkadaşlar. Ve bu görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. Başka neler yapacağız arkadaşlar? Güneş enerji santrallerinde özellikle çatı tipi evlerimizde yapacağımız on-grid şebeke bağlantılı güneş enerji santralinde olmazsa olmazlar neler olmalı, nelere dikkat edilmeli, yani iyi bir iş nasıl çıkar bunlardan bahsedeceğim, püf noktalarını anlatacağım. Sizlere faydalı bilgiler vermeye çalışacağımı düşünüyorum. Hepinizin merak ettiği bazı konuları yine aktarmış olacağım. Ama önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve şu an hemen bildirimleri de açmayı unutmayın ki yine güneş enerji santralleri hakkında sizlerle daha fazla bilgi paylaşabilelim arkadaşlar. Hazırsanız hep beraber çatıya çıkıyoruz ve bakalım güneş panellerimizin son durumu, envanterimizin son durumu nedir? Bakıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ilk bakışta panelimiz böyle gözüküyor. Birazdan çatıya tamamen çıkacağız ve kontrollerimizi sağlamaya devam edeceğiz. Burada kullanmış olduğumuz paneller renginden de hepinizin farkında olacağı gibi monokristal güneş enerji paneli arkadaşlar. Monokristal güneş enerji paneller hakkında daha sonra sizlere bilgiler vereceğim. O yüzden videolarımızı takip etmeye devam edin. Öncelikle biz buraya neden çıktık arkadaşlar? Bir yıl sonra güneş panellerimizin durumuna bakacaktık. Yaklaşık bir yıl önce yaz sonunda şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 2020 yılının Temmuz ayında biz güneş enerji santralimizin kabulünü yaptırmıştık. Yaz boyunca kullandık ve yine geçen sene bu zamanlar güneş panellerini bir temizlik yaptık ve kışa girmişti. Şu an yine aynı aylardayız ve bir yıl içerisinde güneş panellerimizde nasıl bir lekelenme olmuş onlara bakıyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Güneş enerji santrallerinde kullanılan bu paneller yüzeylerindeki oluşum sebebiyle yani yüzeyindeki katman sebebiyle, kaplama sebebiyle aslında kolay kolay kirlenmezler. Su tutmazlar, kir tutmazlar öyle söyleyeyim size. Bu panellerin bu şekilde kalma sebebi bu yüzden aksi halde daha fazla kir olacaktı burada. Bir de şöyle söyleyeyim. Tozlu ve fazla etrafta inşaat bulunmayan bir yerde panelleriniz çok daha temiz kalacaktır. Aslında çok kirli sayılmazlar arkadaşlar. Ama yine de bir süre sonra panellerde temizlik yapmayı düşünüyorum. Bir yıl sonunda gördüğünüz gibi panellerimiz aslında temiz kalmışlar. Bunun da sebebini sizlere söyledim. Yağmurlarla kendi kendini yıkayabiliyor ve üzerinde leke kolay kolay tutmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar santralimizde 20 tane 385 wattlık 385 watt üretim kapasitesine sahip monokristal güneş paneli var. Bunları 10-10 şeklinde 2 adet MPPT yaptık arkadaşlar ve bu şekilde bağlantısını yaptık. Güney cepheye konumlandı. Gördüğünüz gibi mümkün olduğu kadar da gölgelerden etkilenmemesi için, baca gölgelerinden etkilenmemesi için konumlanmasına dikkat etmeye çalıştık arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan birisi mutlaka ve muhakkak topraklamadır. Biz topraklamaya gerçekten çok önem verdik. Bu şekilde bir ana topraklama hattı çektik. Bunu baradan getiriyoruz ve ana barayı göstereceğim ben sizlere yine. Gördüğünüz gibi santralimizin panellerini tutan alüminyum profillerimize bu şekilde atlama yaparak devam ettik.
Yine aynı şekilde buradan aynı noktalardan topraklama hatlarımızı panellerimizin gövdesine de tek tek bağlantı yaparak, atlama yaparak devam ettik arkadaşlar. Yani şu an burada görmüş olduğunuz tüm panellerin gövdelerinde düzgün bir şekilde topraklama hattı mevcut. Bakın görüyorsunuz topraklamamız aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tüm profillerimize ve tüm panellerimize ulaşıyor. Yine aynı şekilde uç noktalardan da atlama yaparak profillerimizin devamında bu bağlantıları sağladık. Evet, topraklamamız arkadaşlar buradan dağılıyor ve buraya da bu kanal içerisinden ana baramızdan, daha doğrusu aşağıda ana panomuzdan gelen topraklama hattımızı bulunduğu tali baramızdan dağılıyor arkadaşlar. Buradan öncelikli olarak panellerimize dağılıyor ve oradan da yine inventörümüze ve diğer ekipmanlara topraklamamız dağılıyor arkadaşlar. Oraya da geleceğiz. Burada arkadaşlar görüyorsunuz 2 adet MPPT çıkışımız geliyor ve burada ne var arkadaşlar, bakın 2 adet kesici şalter var. Her iki MPPT'yi de buradan şalterler vasıtasıyla kesebiliyoruz ve inventöre giden enerjiyi kesip geride kalan hatta bakım yapma imkanımız daha sonra olacak arkadaşlar. Bakın topraklamamız yine devam ediyor dediğim gibi. Topraklama demişken arkadaşlar, güneş enerji santrallerinde özellikle yüksek binalarda mutlaka olması gereken şeylerden birisi de paratonerdir. Görüyorsunuz arkadaşlar, paratonerdir. Paratoner neden önemli arkadaşlar? Güneş enerji santrallerimiz biliyorsunuz yüzeyinde elektrik barındırıyor. Yani elektrik üretiyor ve tamamen elektrikle ilişkili ve arasında metal bir ağ örmüş olduk buraya ve bu ağ her durumda yüksek binalarda yıldırım dalgalarını çekmeye müsaittir. Bu yüzden ben projelerde mutlaka paratoner olmasını öneriyorum ve kendi projemde de paratoneri direkt güneş enerji santrali projesine dahil ettim ve bu şekilde projeyi onaylatarak yine paratonerimi buraya diktim arkadaşlar. Paratoner konusu da ayrı bir konu. Onu da belki başka bir videoda yine sizlere anlatacağım. Başka ne anlatalım? Evet, dedik ki panellerimizden geldi arkadaşlar 2 adet MPPT. Bakalım orada ne var? Arkadaşlar burada da şöyle bir durum var. Dediğim gibi topraklamamız aşağıdan ana baradan buraya tali baraya geliyor ve buradan da dağılıyor arkadaşlar. Buradan nerelere gidiyor? Buradan mesela arkadaşlar inventörümüze gidiyor. Mesela arkadaşlar şurada sigortalarımız var. DC tarafın sigortaları bunlar arkadaşlar. Yani güneş panellerinden gelen enerjilerin sigortaları. Burada ne var onu hemen göstereyim sizlere. Bakın burada arkadaşlar, burada ne var? Öncelikle şöyle söyleyeyim. 2 adet hem artı hem eksi kutuplarına, yani pozitif ve negatif kutuplara bağlanacak şekilde sigortamız var. Bu da diğer MPPT'nin arkadaşlar aynı şekilde. Aynı şekilde buradan da parafudurlarımıza bir sigorta atlaması yaptık. Böylelikle sistem güvenliğimizi tamamen sağlamış olduk. Burada da ne kullandık arkadaşlar? Bunlar doğru akım için kullanılan parafudurlar. Her iki MPPT'miz için de ayrı ayrı burada bağladık. Ve yine topraklama baramızdan da buraya topraklama çektik arkadaşlar. Bu ne işe yarayacak? Olası bir yıldırım darbesinde panellere düşen sisteme yıldırım darbelerinin akmasını, şebeke tarafına, inventör tarafına ulaşmasını engellemeye çalışacak arkadaşlar. Bunun amacı bu. Buradan atladıktan sonra hemen kapatalım. Buradan atladıktan sonra yine kesiciye ulaşıyor arkadaşlar. Aynı panellerin önünde bulunmuş olan 2 adet kesiciyle aynıdır arkadaşlar. Bunlar her iki MPPT'yi de kesiyor. Hem eksi hem artı kutupları tamamen kesmiş oluyor ve buradan da yine inventörümüze arkadaşlar hattımız gidiyor. Bunlar ne? Bunlar ana şebekeye giden, aşağıdaki sayacımıza giden elektrik hattı arkadaşlar. Burada trifaza bir hat geliyor. Ve buradan da gördüğünüz üzere
Yine aynı şekilde bir kesici koyduk arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? İnventörden gelen enerjiyi şebeke tarafına geçmesini engelliyor. Burada ne acil durumlarda olası yangın, bakım, herhangi bir acil durumda kapatıp şebekenin tamamen elektriğini kesmemizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi uyarı etiketlerimiz var ki bunlar olmazsa olmaz arkadaşlar. Burada ne olduğunu ne bittiğini herkes bilmeyebilir. Herhangi bir durumda burada uyarı işaretlerinin mutlaka olması gerekiyor. Sonuçta elektrik şakaya gelmez arkadaşlar. Bakın kablo kanallarımızın üzerinde de bu şekilde uyarılarımız mutlaka olmak zorunda arkadaşlar. Bunun içerisinde bulunan akımın yüksek gerilim, doğru akım yüksek gerilim 1000 volta kadar çıkabiliyor biliyorsunuz, olduğunu belirten, tehlike olduğunu belirten ve burada solar dizi kablosunun olduğunu, gün ışığı boyunca da elektrik olduğunu belirten bir uyarı dizisi var. Biliyorsunuz doğru akım daha tehlikelidir arkadaşlar. Çarpması durumunda sizlere gerçekten hoş olmayan durumlarla karşılaşmanızı sağlayacaktır. Buradan inventörümüze gidelim arkadaşlar. Burada bakın ne gidiyor inventörümüze? Bir AC hattı, yani şebekeden gelen hat gidiyor. Bir de DC hattı. Bu da panellerimizden gelen hattımız. İkisi de oraya gidiyor. Evet, inventörümüze doğru gidiyoruz. İnventörümüz bu kutunun içerisinde arkadaşlar. Hemen altta ne var? Gördüğünüz gibi topraklama hattımız geliyor. Şebeke hattımız geliyor ve doğru akım panellerden gelen enerjimiz geliyor. İçerisinde 220 volta dönüşecek ve şebekemize dahil olacak. Şöyle açalım arkadaşlar. Burada da şöyle uyarılar bizi bekliyor. Ana şebeke, solar beslemesi, izole etmez ekipmana müdahale etmez. Bunlar olmazsa olmaz uyarılardır arkadaşlar. Buralarda biliyorsunuz sıcak yüzeyler oluşuyor. O yüzden dokunmayın diye uyarı yazdık. 1000 volt doğru akım girişimiz burada arkadaşlar. Bu nedir? Panellerden gelen 1 ve 2 grup haline gelen MPPT hatlarımız burada giriş yapıyor. Ve buradan da şebekeden gelen hattımız var arkadaşlar. Trifaze bir hat buraya dahil oluyor ve inventörden 220 volta dönüşen doğru akım şebekeye dahil oluyor. Bunun özelliği ne biliyorsunuz? Şebeke bağlantı sistemlerde elektrik kesildiği zaman otomatikten inventör üretimi kapatır. Hatta çalışan kişinin güvenliğini sağlamış olur arkadaşlar. Bu nedir? Bu da inventörümüzle internet bağlantısı yapabilmemiz için bir Wi-Fi bağlantı modülüdür arkadaşlar. Modemdir. Bu da internete bağlıdır. 24 saat boyunca bize veri gönderir ve sistemin durumu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Evet, bakalım panellerimiz de arkadaşlar. Panellerimiz gibi inventörümüz de iyi durumda. Çünkü gördüğünüz gibi bir kutunun içerisine dahil ettik. Bunu neden yaptık arkadaşlar? İnventörden ses geliyordu. İnsanlar rahatsız olmasın diye böyle bir kutunun içine koyduk ve böylece içerisine de ses izolasyonu yaptık. Aynı zamanda da içerisinde bulunan sıcak havanın tahliyesi için de bu şekilde bulduğumuz her deliğe fan takviyesi yaptık ve gerçekten hem inventörün genel ana sıcaklığını gerçekten düşürdü arkadaşlar. Daha iyi çalışmasını, performansını artmasını da sağladı diyebilirim. İyi ki de yapmışız. Sistem iyi durumda. Şunlar ne arkadaşlar? Bunlar da yine sigorta arkadaşlar. İçerisinde sigortalarımız var. Bunu neden yaptık? Son noktada da yine güvenliğimizi almak için yaptık. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama ben güvenliğe çok dikkat ettiğim için projelerimde bu şekilde yapıyorum. Ve yapmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Benim için her şeyden önce güvenliktir arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce hazırlamış olduğumuz ve sizlere yayınlayıp da beğendiğiniz bir daire panosu vardı. Orada da güvenliği son safhasına kadar kullandık ve önem verdik. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Bakınız görüyorsunuz panomuzdan özür diliyorum. İnventörümüzden görüntüler. Bakın panelde belki görebilirsiniz. Anlık üretim değerlerini de buradan alıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an 35 derece olduğunu gösteriyor. Burada ne var arkadaşlar? Bakın her iki MPPT'den gelen PV1 ve PV2 amper değerleri, voltaj değerleri ve çıkış güçlerini buradan görebilirsiniz. Ekran biraz kirlenmiş.
Ama yine de görebilirsiniz arkadaşlar. Ve mevcut gücü de burada görüyorsunuz. Çıkış arkadaşlar 1.42 kW'muş. Bugün hava kapalı maalesef. Ama yine de güneş enerji santralleri, özellikle de monokristal paneller ışığı gördüğü zaman mümkün olduğunca üretim yaparlar ve MPPT sistem olduğu için de güneşi sonuna kadar sömürürler diyebilirim arkadaşlar. Yani bütün kazanabileceğiniz tüm enerjiyi kazanırsınız ve şebekeye bunu verir arkadaşlar. Evet, kapatalım. Burada da herhangi bir sorun gözükmüyor. Bakın hava kapalı. O yüzden de maalesef üretim biraz düşük ama günde yaklaşık 7 kilowatt saatlik bir güneş enerji santrali 50 kilowatt saate kadar günlük üretim yapabiliyor arkadaşlar. Bunun için havanın serin ama güneşin de çok iyi olması gerekiyor. Bir yanılgı var. Yaz aylarında çok iyi üretir diye ama öyle değil arkadaşlar. Sıcaklık çok etkiliyor. Mesela kış bitiyor veya kışın ortasında bazen çok iyi bir güneş açar, bilirsiniz hani karın arası kar yağmıştır ve çok iyi güneş açar. Yazın bile üretemeyeceği değerleri o zaman üretebiliyor arkadaşlar. Bunu mutlaka aklınızda olsun. Yani yaz kış güneş enerji panelleri mümkün olan en yüksek enerjiyi üretmeye çalışırlar. Evet arkadaşlar, sizlere güneş enerji panellerimi gösterdim. Temiz mi değil mi onlara baktık. Şimdilik idare eder dedik. Daha sonra temizlik yaparız. Ve sizlere santralin tanıtımını yaptım ve olmazsa olmaz, bana göre olması gerekenleri de anlatmaya çalıştım. Sizlere en azından bir ön fikir verdi. Daha sonraki videolarımızda yasal süreçlerden değineceğim. Montaj aşamalarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatacağım. Yani güneş enerji santrali ile ilgili çok iyi videolar geliyor arkadaşlar. Daha bunun ana panosu da var arkadaşlar. Çift yönlü sayacımızın bağlanacağı. Bununla ilgili videolarım da olacak. Panoda neler var neler yok onlara da bakacağız. Ve onlarda da nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Evet, şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın ki bildirimleri de açın ki sizlere paylaşmış olduğum videolardan haberler ulaşabilsin. Sizler de bilgilerimizi paylaşmış olalım sizlerle. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, bilgiyle kalın. Hoşça kalın.